Hemen devam edelim. En son toolbar dilimizi temamıza uygun hale getirmiştik. Line ile devam edelim. Bizim burada yaptığımız line div vardı. Line div'i seçip yeni bir CSS kuralı oluşturalım. Less specific'ten line diyelim. Öncelikle background'unu verelim. Background'u linebg x eksenini de tekrar edecek. Box'ı %100 olacak. Hemen height verelim. Bunun height'ına hemen bakalım. Bakarsak 4 piksellik bir height'ı varmış. Height'ı da 4 piksel diyelim. Hemen save all deyip F5 diyelim. Yine buradaki tema yolumuzu aynı şekilde line'a da uygulayalım. Tema yolumuzu uyguladık. Line'ı da wrapper'dan önce yazdıralım. Line'da wrapper'dan önce yazdırdığımızda şu an toolbar dilimiz temamızla aynı görselliği kazandı. Logo dilimizle devam edelim. Logo dilimizi seçelim. Compose diyelim. Left specific'ten logo. Logoyu seçelim. Önce Images'dan, header'dan logoya bir bakalım. 328'e 217 gibi bir şey almışız. 328'e 217. Float left olacak. Save all diyeceğiz. F5 diyeceğiz. Gayet güzel. Logomuz hemen hemen olması gereken yere geldi. Şuradaki arka planlar, bunlar nereden geliyor? Öncelikle ona bir bakalım. Bunu şöyle yapalım. JKWorks'ün images'ına bakalım. Öyle bir resim var mı? Öyle bir resim. Bu üstü, bu altı. Tekrar ediyor. Evet, bu tekrar ediyor. Bu resmi ismini kopyalayalım. CSS'ten CTRL-F'ye sonra yapıştıralım bu ismi. Find next diyelim. Bu buradan geliyor. Wrapper'a. Bizim wrapper'ımızda bakarsak bizim için önemli değil. Bize gelmesin. Arka plan istemiyoruz diyelim wrapper'da. Tekrar bakalım. Evet, o da gitti. Gayet güzel. Fakat biz logoyu alırken büyük bir ihtimal arka planı kaybetmedik. Ve şuradan şu şekilde şu beta yazısını kaldıralım. Şu çizgiyi kaldıralım. Slice tool'umuzla gelelim. Biraz yaklaşalım.
bizim logomuzu tekrar slicelayalım. PNG 32 maddesi olması, export selected slices block tema logo PNG olarak tekrar kaydedelim. Şimdi F5 diyelim. Büyük boyutta çıktı. O da şuradan geliyor. Biz width height vermeyelim resme. Kaydedelim. Şimdi tekrar logoya bakalım boyutuna. 219'a 127 diyor. Buradan logoyu seçelim. Box'ına 219'a 127 diyelim. Save all diyelim. F5 diyelim. Evet, logomuz da olması gereken yerde çıktı. Ve bu tarih ve saat diviyle uğraşalım. Tarih ve saat divi. Şuradan hemen girelim. Bakalım. Öncelikle şu ikonu keselim. Yeni bir doküman oluşturalım. File name. İkonu yapıştıralım. Bunu sağ tıklayıp Insert Rectangular Slices diyelim. Tekrar bunu PNG 32 maddesi olmasın. Export saat alt-tire ikon diyelim. Daha sonra tarih ikonunu X diyelim. Yine File, New, OK diyelim. Tarih ikonunu CTRL-V ile yapıştıralım. Daha sonra bunu Insert Rectangle Slices diyelim. PNG 32 maddesi olmasın. Export tarih alt-tire ikon diyelim. Şimdi devam edelim. Saat divini seçelim önce. Saat divini compound diyelim. Saat. Bakalım saat divinin boyuna. Şöyle bakarsak genişliği 306, yüksekliği 28 diyor. Biz bunları, bu saat ve tarihi bir div içine daha alalım. Div ID. Saat, tarih diyelim. Bu divi kapatalım. Burada kapatalım bu divi. Öncelikle bu saat ve tarih divini seçelim. Saat ve tarih divine box'ına bakarsak 306'ya 28 diye 308 yapalım biz bunu. Birer piksel kenarlardan kalmıştı. 308'e 28 diyelim. Bunun arka plan rengini alalım hemen. Şöyle bir renk arka planda. Hemen bu rengi kopyalayalım. Gelelim background'da rengimizi yapıştıralım. Box'a geri dönelim. Burada float zaten ona vereceğiz right olarak. Bunun border var. Border'lara bakalım. Border'ını alalım. Border rengi de YS2121'miş. Sağda solda border var. Border'ı solid 1 piksel diyelim. Apply diyelim. Daha sonra
Buradan benim her zaman kullandığım Border Radius'tan buna 5'er piksel bütün tarayıcılara uyumlu bir şekilde Border Radius verdirelim. Saat ve tarih dibine. Kaydedelim. Hemen F5 diyelim. Şu an geçerli olmadı. Saat, tarih. Tekrar bakalım. Saat, tarih. Bu header write'ı öncelikle bir float write diyelim. Box float write diyelim. Save all diyelim. F5 diyelim. Logoyla birlikte aldı. Logoyla birlikte aldı. Logo float left dedik. O float right dedi. Header right dedik. Float header right nereye aldı onu? İlginç bir şekilde bizim aldığımız nereye gitti? Buraya bakalım. Acaba style'ın içine mi aldı? Style'ın içine de almadı. Tekrar bakalım. Either right this document diyor. Compound diyelim. Wrapper. Bu seçmiyor. Either right'ı tabi kapatmamışız. Şimdi bakalım. Compound. Either write this document box float write diyelim. Save all diyelim. Biz daha yeni divin birine yanlışlıkla büyük bir ihtimal wrapper'a evet wrapper'a float write demişiz. Tekrar save all diyelim. F5 diyelim. Şu anda şu kısma kadar güzel.